Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Emre Genç, videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kanalımızın ilk videosu olarak kendi aracımızı incelemeye karar verdik. Bugünkü konumuz Opel Astra 1.6-16 var. X16 XL motor kodlu Ecotec motor olarak bilinen arkadaşlar hatchback bir araç. Bu aracın sedan karoseri ve aynı zamanda da station karoseri var arkadaşlar. Onların resimlerini de şu anda ekranda görüyorsunuz zaten. Araç arkadaşlar 1995 model ve bahsettiğim gibi 1.6-16 var motora sahip. Arkadaşlar bu araçların motor seçenekleri 1.4, 1.6 ve 2.0 olarak değişiyor. En çok tutulanı 1.6 motor oluyor. Hem vergi avantajı hem de yakıt tüketiminden ve performans artılarından ötürü. En çok tutulan motor dedim arkadaşlar, sebebinden bahsetmek gerekirse hem 16 valve olması, çünkü aynı motorun 8 valve olan da var. 1.4 motorlarda performans biraz daha düşük ama yakıt tüketimi tabii ki yine bir artı olarak yansıyor. 2.0 motorlar arkadaşlar GSI modeller olarak geçiyor. Onlar yarış arabalar olarak geçtiği için ona pek rağbet görülmemiş ve genelde tek kapı olarak gözükebiliyor. Onu da yine resimlerini ekrana ekliyorum. Bu 2.0 motorlardan da bahsetmem gerekirse arkadaşlar, makyaj öncesinde C20XE motor kodu olarak gözüküyor ve bu motorlar hala güncel olarak 2021 yılında tırmanma yarışlarında kullanılıyor. Yani rallilerde hala güncel olarak görev yapmaya devam ediyor. Makyajdan sonra ise maalesef Euro normlarını uydurmak için patates bir motora dönüşüyor ve X20XE motor koduna dönüşerek 136 beygire düşüyor. 156 beygirdeki güç arkadaşlar. Şimdi dilerseniz ilk önce aracın dış tasarımlarından başlayalım. Arkadaşlar stopun üst kısmından bir çizgi başlıyor. Bu çizgi aracın ön tarafında burnuna kadar devam ediyor ve farın uç kısmında bitiyor. Aynı zamanda ön tarafta panjuru görüyorsunuz. Bu panjur da yine makyajla değişen bir panjur arkadaşlar. Bundan bahsetmem gerekiyor. Farlar burada filmle kaplandığı için son derece agresif gözüküyor. Ben çok beğeniyorum açıkçası. Öte yandan arkadaşlar aracın arka tarafına da bakmamız gerekirse, burada o yılların tamamen hot edge denilebilecek tarzda bir yapısı var arkadaşlar. Hot edge yapısını tam olarak gösteriyor diye düşünüyorum ben. Aracın arkadaşlar bagajına bakalım isterseniz. Burada 380 litrelik bir bagaj var. Pandizot hariç arkadaşlar. Pandizotu çıkardığınızda 500 litreye kadar devam edebiliyor bagaj. Öte yandan koltukları da yatırabiliyorsunuz. 2+1 olarak koltuklar yatabiliyor. O zaman da 1200 litreye kadar bu bagajı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bagajı kapatmak için burada bir tutamaç var ama tabii daha çok buradan tercih edebiliyoruz arkadaşlar. Bu arada bir LPG olduğuna bakmayın. Bagaj onu biraz küçük gösteriyor olabilir. Bir de LPG'siz simit tüp montajlı bir bagaj göstereceğim sizlere. Onun da resmini şu anda ekranda görüyor olmanız gerekiyor. Arkadaşlar dilerseniz şimdilik arka yaşam alanından bahsedelim. Arkadaşlar şu anda ön koltuk bana göre ayarlı ve ben bir hayli arkada kullanıyorum açıkçası. Ona rağmen şu şekilde görüyorsunuz 5 parmaklık bir boşluk var. Tavanda da arkadaşlar 4 parmaklık bir boşluk var. Benim boyum 1.83, bunu da belirteyim arkadaşlar. Orta tarafta şaft tünel o kadar yüksek değil ama yine de bir çocuk oturursa ancak ayaklarını oraya koyabilir. Aksi takdirde yan taraflara doğru ayağını ayırması gerekiyor. Kapı döşemesine bakalım arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi plastiklerin kalitesi gayet güzel. 1995 yılından bu yana gerçekten trim sesi olarak bir şey söz konusu değil. Öte yandan kumaş tasarımı da gayet güzel olmuş diye düşünüyorum. Şimdi dilerseniz bir de ön tarafa bakalım. Arkadaşlar burada görüyorsunuz. Bu arada Haydar opsiyon değil, sonradan eklenmiş bir opsiyon arkadaşlar bu. Alırken çıkmıyor tabii ki de. Şimdi gelelim direksiyon konusuna. Arkadaşlar direksiyon yükseklik alçaklık ayarı bulunmuyor. Öte yandan arkadaşlar koltuğun yükseklik alçaklık ayarı bulunuyor. Burada bir mandal var arkadaşlar. Bu mandalı çevirerek koltuğu yükseklik alçaklık ayarı yapabiliyorsunuz. Yandaki mandaldan da ileri geri ayarını yapmanız mümkün arkadaşlar. Yan taraftaki vana ile birlikte koltuğun sırt ayarını da ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde kendinize has bir sürü stil oluşturabilirsiniz. Ön taraftaki kokpitte şundan bahsetmek istiyorum. Far düğmelerimiz burada bulunuyor arkadaşlar. Kendinize doğru çektiğinizde tavan lambası yanıyor. Opel kullananlar bilir ama diğer araçlarda genelde böyle değildir. Burada arkadaşlar orta kısmı göstermek istiyorum sizlere. Orta tarafta bir yol bilgisayarı bulunuyor. Bu yol bilgisayarında arkadaşlar eğer orijinal TB varsa aracın arıza kodlarını falan görebiliyorsunuz. Bunun için bilgisayara bağlamanıza gerek bulunmuyor arkadaşlar. Böyle bir yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi dilerseniz sürüşe geçelim. Evet arkadaşlar sürüşümüze geçelim. İlk önce tabii emniyet kemerimizi bağlayalım. Arkadaşlar aracın sürüşünden bahsetmek istiyorum. İlk önce bir aracı kullanırken tabii ki de hissiyat önemlidir. Benim için öyle en azından. Burada arkadaşlar Opel'ler zaten sürüş hissiyatı ve sürüş dinamikleriyle bilinirler. Direksiyon olarak da hidrolik bir direksiyon var burada. Kara direksiyon olarak geçen modeller de var tabii. Ama bu direksiyon için söylemem gereken, her ikisini de kullanmış birisi olarak söylemek istiyorum ki, her iki direksiyon da arkadaşlar gayet hisli bir yapıda. Ve yoldaki herhangi bir tepkimeyi siz ellerinizde hissedebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu araçta en çok beğendiğim olay, aracın hem kafasını hem de kıçını ellerinizde hissedebiliyorsunuz. Yani bu şekilde gerekli olan kopmalardaki araç gerçekten güzel yol tutuyor arkadaşlar.
Eğer bir kopma yaşarsanız bu kopmanın ne derecede olacağını falan burada hissedebiliyorsunuz. Bu geri dönüş almak gerçekten çok güzel. Maalesef yeni nesil araçlarda elektrik destekli direksiyonlardan ötürü vesaire bunlar artık kalkmış gibi gözükse de bu araçlarda hala bu sürüş dinamiği korunmaya devam ediyor. Bu özelliğini de gerçekten beğeniyorum. Aracın arkadaşlar şanzımanından bahsetmek gerekirse 5 ileri 1 geri şanzımanı bulunuyor. Bu şanzıman son derece etli bir yapıda ve attığınızda hani nereye geçti acaba gibi bir sapıtma söz konusu değil. Üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen tabi bu araç da biraz iyi korunmuş bir örnek. Daha kötü korunmuş araçlar vardır. Ancak bu aracın gerçekten şanzımanı güzel bir şekilde korunmuş ve dirayetli bir şekilde vites atabiliyorsunuz. Şurada isterseniz biraz basalım. Aracın arkadaşlar performansı da görmüş olduğunuz gibi gayet istekli. Yokuş testine de bakalım arkadaşlar isterseniz. Burada yüksek bir yokuş söz konusu. Eğimi gayet fazla. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buradaki virajlar da son derece tehlikelidir bu arada. Çünkü yol zamanla araçlar kaya kaya çok fazla kayganlaşmış açıkçası. Şöyle arkadaşlar attırdığımda mesela aracın kalçası geliyor. Onu ben elimde hissedebiliyorum. Direksiyonla dona hükmedebiliyorum. ESP bulunmuyor bu arada. 2.0 GSM modellerinde var. Şimdi karşıdaki dik rampayı görüyorsunuz. Basıyorum arkadaşlar buradan itibaren. İkinci vitesteyim. Araç sarıyor şu anda. 3'e atıyorum arkadaşlar. 3'te sardı bıraktı. Şimdilik biraz gaz kesiyorum. Şu araçlardan ötürü. Üçüncü viteste arkadaşlar hafif sarmalarla 80 km hızla bu rampayı çıkabiliyoruz mesela. Evet arkadaşlar rampamız başlıyor buradan itibaren. Ancak buradaki virajlar son derece keskin. Görmüş olduğunuz gibi otomobili kaydırabiliyor. Şimdilik biz biraz hızımızı düşürüyoruz. İkinci vitesten itibaren göstermek istiyorum. İkinci vitesteyim arkadaşlar. 2500 devirdeyim. Hızım da 40 km hızda. Basıyorum. Şu anda sarıyor arkadaşlar. Sarınca tabii kafadan kaymak gerekebiliyor. Çünkü önden çeker bir araç söz konusu burada. Şu anda arkadaşlar ikinci vitesteyim ve araç sararak çıkıyor. 3'e atıyorum. 3'te de sarıyor arkadaşlar. Lastik sesleri bilmiyorum geliyor mu ancak bu şekilde. Yani performans konusunda herhangi bir şekilde sizi üzmüyor. Rampada falan gayet istekli bir şekilde gidiyor araç. Günümüz turbo araçlarıyla da aynı şekilde çıkabiliyorsunuz zaten oraları. Bu şekilde diyebilirim. Şimdi dilerseniz bir de şurada birkaç viraj yapalım. O şekilde sürüş testimizi noktalayalım. Şu karşıda görmüş olduğunuz yol arkadaşlar tatlı tatlı gitmeye çalışacağız şimdi. Bu şekilde arkadaşlar virajda gerçekten araç gayet tatminkar ve dirayetli bir şekilde geliyor. Kopabiliyor mu? Tabii ki de kopabiliyor. Her aracın bir limiti var sonuçta kopabiliyor. Ancak koptuğu zaman da bahsettiğim gibi bu hisli direksiyonu sayesinde ne derecede kopacağını ve sizin ne şekilde ayarlamanız gerektiğini buradan kontrol edebiliyorsunuz. Fren konusuna gelelim. Bu aracın en büyük eksilerinden birisi budur. Arka taraflar arkadaşlar kampana, ön taraflar disk. Ancak arka taraflardaki kampana bu aracı kurtarmıyor. Tabii diyebilirsiniz disk olsaydı daha iyi olabilirdi. Evet. Disk olan modelleri 2.0 GSI modellerinde mevcut arkadaşlar. Ancak onlar da yine frenlerden şikayetçiler. Çünkü fren gerçekten bu araçlara yetişmiyor diye düşünüyorum. Öte yandan arkadaşlar fren hissiyatı ile ilgili söylemek istediğim bir şey var.
Fren kötü mü? Kötü. Isırıyor ancak araç durmuyor çünkü küçük diskler kullanılmış. Ancak freni bastığınızda şöyle bir tuşa basıyor gibi hissiyat değil de arkadaşlar onun dozajlamasını yapabiliyorsunuz. Dozajlamasını da ayarlayabildiğimiz için ben gerçekten o fren konusunu çok beğeniyorum. Frenler arkadaşlar yani biraz geç tepki veriyor öyle söyleyeyim. Yine tutuyor mu? Tutuyor ancak tam istediğim ayarda değil diyebilirim. Genel olarak da aracın performansından bu şekilde bahsedebiliriz. Kısacası arkadaşlar Opel Astra 1.6 16 valf aracımız bu şekildeydi. 1.4 aracı da yine sizler için çekmeye çalışacağım. İlerleyen videolarımızda farklı araçlarla devam edeceğiz. Bu videomuzdan bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.